Merhaba, yine geldim. Bugün böyle bilgi verme odağından çok farklı. Böyle birazcık size geçmişimi anlattığım, nasıl bu 35 kiloyu iki kere aldığımı hatırlayacağız hep birlikte. Yani ben hatırlayacağım, size de anlatacağım ki bu hataları nasıl yaptım, siz neler yapmazsanız iyi olur. Ben bundan sonra neleri yapmayı hiç düşünmüyorum. Bunları size anlatacağım ki geçmişimize bakarak hatalarımızdan ders alalım ve bir daha umuyoruz ki o 35 kiloyu hiçbir zaman geri almayalım diye aslında bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu böyle bayağı ilginç konu başlıkları içeren bir video olacak. İzlediğiniz zaman anlayacaksınız geri kalan kısımları da ama en başta söylemek istediğim birkaç tane şey var size. Çok fazla soru alıyorum bu konularla ilgili. Bunlardan birincisi şu: ben 35 yaşındayım ve 3 kez 35 kilo alıp verdim. Yani neredeyse 10 yaşından beri diyetteyim ama artık son 2 yılım, son 3 yılım yaklaşık olarak çok fazla diyet diyemeyeceğim şekilde besleniyorum. Bunun temelini aralıklı oruç oluşturuyor. Bir kısmını da çok ciddi derecede sağlıklı beslenme oluşturuyor. Yani ikisini kombinleyerek artık kilo problemimi çözdüm diyebilirim. Ama bunların yanında bir de beyin yapısını değiştirme ile ilgili de çok fazla çalıştığımı söyleyebilirim size. Yani gıdaları artık böyle kötü, iyi, bunlar benim düşmanım, bunlar benim dostum gibi duygular beslememeyi öğrendikten sonra bu değişimimin gerçekten hissedilir hale geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Şimdi İsterseniz ben size birkaç tane konuda bilgi vereyim merak ettiğiniz. Sonrasında videonun detayları ile ilgili konuşmaya başlayalım sizinle. Boyum 1,75 ve 64 kilo civarında dolaşıyorum. Bu son 35 kiloyu da uzunca bir zamanda, yani bir yıldan daha uzun bir sürede verdim. Evet, sarkmalarım oldu çünkü dediğim gibi 35 yaşındayım ve vücudum artık o 20 yaşındaki esnekliğine sahip değil, ama sarkmalar benim için önemli değil. Yani çok ciddi boyutta sarkmalarınız ve çatlaklarınız ve rahatsız olduğunuz şeyleriniz yoksa benim size gerçekten ilk olarak söyleyebileceğim şey vücudunuzla barışmak olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki podyuma çıkma gibi bir hedefimiz hiç yok aslında bizim. Biz sadece rahatça giyinebilmek, mutlu olduğumuz kiloda olmak ve kendimizi kendi bedenimiz içerisinde özgüvenli hissetmek istiyoruz. Dolayısıyla lütfen küçük çatlakları, ufak sarkmaları, gözlerinizin içerisindeki boşalmaları falan çok fazla umursamayın. Çünkü onlar o kadar da odaklanılacak hatalar değil. Çünkü biz mükemmel olmak zorunda değiliz. Lütfen ilk önce bunu kabul edelim. Beyin yapısı olarak mükemmele ulaşmak hedefiyle hareket ettiğimiz zaman mükemmel olmayan her şeyde kendimizi başarısız hissetmeye başlıyoruz. Ve bu hiç iyi bir duygu değil hayatımızın sürdürülebilirliği açısından. Yani şöyle bakın, evet belki 20 kilo verdiğinizde kollarınız birazcık sarkacak benim gibi. Ama bu önemli mi? Hayır, gerçekten değil. Lütfen bu konuya öyle bakın ve kendi vücudunuzda rahatsız olduğunuz yerlerle barışın. Onları aşırı derecede sevmek zorunda değilsiniz. Sadece varlıklarını kabul edin ve değiştirmek için herhangi bir çaba göstermemeyi düşünmeye başlayın. Emin olun bu beyin yapısı sizi çok daha mutlu olduğunuz ve mutlu olduğunuz için de çok daha rahat şekilde kilonuzu yönetebilir hale getirecek sizi bu beyin yapısı. Lütfen bu konuya böyle bakmaya başlayın, olur mu bundan sonra? Şimdi isterseniz benim kilo verme macerama hızlıca dalalım. İlk 35 kiloyu verdiğimde 16 yaşındaydım. Ve size daha önce çok kereler söylediğim gibi benim diyet geçmişim gerçekten çok karanlık. Yani bütün diyetleri yaptığımı söyleyebilirim. İlk 35 kiloyu verişimde aslında diyet denemeyecek kadar büyük bir açlık sebebiyle oldu. Yani şöyle söyleyebilirim size: günde belki 2 tane yeşil elma ve 5 litre su içerek ciddi derecede bir kiloyu çok kısa bir zamanda verdim. Hem yaşım çok küçük olduğu için hem de bu kadar açlığa kendimi mahrum ettiğim için zaten bu çok beklenen bir sonuç, bu kadar hızlı kilo vermek. Ama bakın vücudumda neler oldu, size anlatayım. Ciddi derecede bir vücut kuruluğu yaşıyordum. Yani düşünün, 5 litre su içiyorum günde ama vücudum böyle yılan derisi gibi pul pul soyuluyordu. O kadar büyük bir komplikasyon ki aslında vücudunuzda gelişen. Vücudum bana aslında beni susuz bırakıyorsun, ölüyorum diye bağırıyor ama ben açlığa devam ediyordum. Bu açlıktaki en büyük motivasyonumun da ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dergi kapaklarındaki kadınlara benzemeye çalışıyordum. Bakın, medya, bütün basın mecraları, herkes bizim algımız üzerinde çok ciddi derecede güce sahipler. Yani o dergi kapaklarında gördüğümüz kadınların hepsinin üzerinde o kadar çok Photoshop var ki, o bacaklar öyle değil, o vücutlar hiç öyle değil. Dolayısıyla eğer beni izleyen küçük kardeşlerim varsa, yaşı benden çok küçük olan kardeşlerim, lütfen benim yaptığım hatayı yapmayın. Mükemmel vücut diye bir şey olmadığının farkına varmak zorundayız. Bizim bedenlerimiz mükemmel olmadan da çok iyi. Dolayısıyla lütfen kendinizi dergi kapaklarındaki insanlarla kıyaslayıp da açlığa mahrum etmeyin benim yaptığım gibi. Peki, şöyle söyleyeceğim. O 35 kiloyu verdikten sonra nasıl geri aldım? Şimdi, daha önce de çok kereler konuştuğumuz gibi
Açlık bizim bilinç seviyemizde yönetebileceğimiz bir duygu değil. Benim de aynen böyle oldu. O 3 ayda verdiğim o kadar kiloyu geriye neredeyse belki 2 ayda, 3 ayda aynı hızla geri aldım. Çünkü kontrol edilemez bir açlık seviyesine çıkıyorsunuz bu kadar aç kaldığınız zaman. Dolayısıyla bugün yine o kalori kısıtlı diyetleri yapmayın diye sürekli olarak size yalvarmamın sebebi de bu. Kendinizi çok kısıtladığınızda dönüşü çok hızlı şekilde ve çok büyük açlıklarla oluyor ve o tıkınırcasına yemelerin sebebi hep burada çok fazla aç kalmamız oluyor. Ve siz bu hormonunuzu, yani o açlık hormonunu bilincinizle yönetemeyeceğiniz için de kendinizi durduramadan çok fazla miktarda ve belki çok sağlıksız gıdayı vücudunuza alıyorsunuz. Benimki de aynen böyle oldu. 3 ayda verdiğim kiloların geri dönüşünü aldığım 3 ayda gerçekten hastalanır derecede yemek yiyordum. Yani o kadar çok miktarda ve o kadar çok abur cubur ve çok fazla işlenmiş gıda yiyordum ki, çünkü kıtlık psikolojisindeyim. O kadar çok fazla yediğim gıda beni ciddi derecede hasta edecek noktaya getiriyordu. Ve geceleri sindirim ilaçları alarak uyuduğumu söyleyebilirim size. Bence 16 yaş için kaldırılması çok büyük bir yük bu. Evet, kilolu olmak zor bir şey. Çok biliyorum, çok fazla yaşadım, çok deneyimim var bu konuyla ilgili ama emin olun ki burada o verdiğiniz kiloyu bu hızla geri aldığınızı görmek gerçekten korkunç. Şöyle bir şey yapıyordum. Tartılardan gerçekten kaçıyordum. Yani tarttan kaçma ne demek olduğunu eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Kilo aldığınızı, o göbeğinizin azıcık şiştiğini hissettiğiniz zaman o tartıya çıkmak istemiyorsunuz. İşte bu 3 ay boyunca yaşadığım şeydi. Dolayısıyla burada yaptığım temel hatalardan bir tanesi, kilo aldığımı fark ediyorum ama kabul edemiyordum. Kabul en önemli şey hayatımızı değiştirebilmek için. Yani mesela 3 kilo aldığımı fark etseydim eğer, belki bu konuyla ilgili bir aksiyon alabilirdim. Ama fark etmemeyi tercih ettiğim için, çünkü gerçek bir açlık içerisinde olduğum için, hiç tartılmamayı daha uygun bularak, daha fazla yemeğe saldırarak bu ilk kilo verme sürecimi sabote etmiş bulundum 16 yaşında. Ve belki 100 kilo ile başladığım kilo verme yolculuğum 105 kilo ile tamamlanmış oldu. Ve lütfen şunu düşünün. Vücudunuza, kaslarınıza, dokularınıza, organlarınıza yaptığınız zarar düşünün. Bu hızla kilo verip bu hızla alarak, olur mu? Yani şurada yaptığım şey asla başarı değil. Aslında başarıyı böyle çok hızlı şekilde kilo vermeye bağlıyoruz ya. Şimdi düşünün lütfen. Bu 3 ayda verdiğim 35 kilo, bu 3 ayda 40 kilo olarak geri geldiğinde siz buna başarı diyebiliyor musunuz? Hayır. O yüzden lütfen şimdi başkalarının kilo verme hızıyla kendinizi kıyaslarken bir böyle düşünmeye başlayın, olur mu? Verdiğiniz sürenin gerçekten hiçbir önemi yok. Eğer geri alış süreniz ondan daha da kısa olacaksa. O yüzden hep sürekli olarak altını çizdiğim şey, sürdürülebilir şekilde kilo vermek ve o kiloyu uzunca bir süre, hatta belki ömrümüzün sonuna kadar korumayı başarmak. İkinci 35 kiloyu 24 yaşında verdim. 24 yaşındayken yine kilo vermek bu yaşa göre göreceli olarak çok daha kolaydı. Ve yine asla ders almayarak tüm açlık diyetlerini denedikten sonra kendime göre işe yarayan yolu bulup yine kendimi açlığa mahkum bıraktım. Bu sefer biraz daha yaşım büyük olduğu için birkaç küçük gıda daha alıyordum. Ama onlar yine şöyle: kahve, erik, yoğurt, elma ve bilirsiniz wasa krakerler vardır, onlar. Yani bütün gün boyunca yediğim her şey bundan oluşuyordu ve kolumu kaldıramayacak kadar enerjim yoktu. Yani yine 35 kiloyu belki bu yiyeceklerle 6 ay gibi bir sürede kaybettim ama geri alışım gerçekten çok hızlı oldu. Ve bu noktada size söylemek istediğim şey şu: ikinci 35 kiloyu alışım böyle 6 ay gibi hızlı bir süre içerisinde olmadı. Daha yaralanmalı, daha uzun vadede ve daha çileli bir şekilde geri aldım kiloyu. Kastettiğim şey şu: mesela 10 kilo alıyordum ve 10 kiloyu yine bir açlık diyetiyle, belki Dukan'la, belki başka açlık diyetleriyle geri veriyordum. Sonraki ay yine bir 10 kilo daha alıp yine öbür ay o 10 kiloyu geri vermek suretiyle büyük bir yo-yo diyet felsefesinin içerisinde buldum kendimi. Ve al ver al ver şeklinde geçen uzunca yıllar yaşadım. Ve şöyle söyleyeyim size, bu yılların hepsinde 300 gün aç, 60 günde buraya kadar toktum, biliyor musunuz? O kadar zorlu bir şeydi ki. Çünkü o 60 gün neredeyse hastaneye yatacak kadar rahatsızlık içerisindeyim sindirim sistemi açısından bakıldığında. Ama geri kalan 300 günde o kadar açım ki size anlatamam yani açlık seviyemi. Bugün bakıldığında yaptığım hataları çok net şekilde görüyorum. Kilo alma sürecinde yaptığım hataları. Çünkü kilo verme sürecim zaten hatalı olduğu için yine kilo alma sürecinde hata yapmam kaçınılamaz. O kadar büyük bir açlık seviyesindeyim ki vücudum gıdalara saldırıyor.
Ve aslında burada yaptığım temelde en büyük hataların başında şu geliyor. Gıdaları yalnız başınayken, gizli saklıyken çok miktarlarda yiyordum. Yani düşünün, ofisteyken, insanların arasındayken sürekli diyetteyim ama geldiğim zaman tencereden makarna yiyorum. Bugün bakıldığında bunlar birazcık komik görünüyor ama o gün gerçekten acılı süreçlerdi benim için. İkinci yaptığım hata yine tartılmayı tamamen bırakmaktı. Çünkü kilo aldığımı fark ediyorum. Çünkü göbeğimden, basen bölgemden, bacaklarımdan ciddi derecede bir kalınlaşma olduğunu farkındayım. Ama bu farkındalığı rakamlara dökmüyorum ki gerçek olarak önüme çıkmasın diye. Bu noktada yaptığım başka bir büyük hata da çok fazla lastikli kıyafetler giymek oldu. Evet, bu ilginç bir hata ama eminim anlattığımda anlayacaksınız. Lastikli kıyafetler bedeninize göre hareket ettiği için vücudunuzun değişimlerinden sizi haberdar edemiyorlar. Ve eğer tartılmıyorsanız da aynı zamanda vücudunuzda ne gibi değişiklikleri olduğunu fark edemiyorsunuz. Yani bir kot kumaşı 2 santim beliniz kalınlaştığında size bunu söyler, değil mi? Ama bir lastikli bir tayt size bunu söylemez. Ve ben sanki bilinçli olarak kıyafetlerimin hepsini aşırı lastikli şeylerden oluşturuyordum ki kilo aldığımı fark etmeyeyim diye. Bu biraz buradan bakıldığında yine sabotaj gibi görünüyor. Ama evet, yani bu süreçte zaten çok mantıklı hareket ettiğimi söyleyemeyeceğim size. Çünkü kilo almanın verdiği bir stres var ya vücudunuzda. Onu görmezden gelmek size çok daha kolay geliyor. Ve bunu sağlayabilmek için de elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. İşte ben yine tartılmaktan kaçarak ve çok lastikli kıyafetler giyerek bunu görmezden gelmeyi başarmıştım bu süreçte. Başka bir yaptığım hata ya hep ya hiç felsefesiyle beslenmekti. Bunu hepimiz zaman zaman yapıyoruz, biliyorum. Mesela bir öğle yemeğinde diyetinize uygun olmadığını düşündüğünüz bir şey yediğinizde, mesela hamburger yediğimde tam yine hemen koşarak pizzaya gidiyordum. Ertesi sabah simit, ondan sonraki gün başka bir yemek, sonraki gün makarna. Yani hiçbir zaman bıraktığım yerden toparlamak, geri almak ve diyetime devam etmek benim için hızlı süreçler olmadı. Yani aylarca o kötü beslenme girdabında gezdiğimi söyleyebilirim size rahatlıkla. Dolayısıyla buradan aslında benim kilo almamın temellerinden bir tanesi de hızlı şekilde aksiyon alamamaktı. Yani yanlış bir şey yediğimi düşündüğüm anda o yanlışı devam ettirmek ve bir kar topuyu bir çığ haline getirmek gibi bir alışkanlık geliştirmiştim. Bugün kilo verme sürecime de baktığım zaman aslında yaptığım en temel şey ne biliyor musunuz? Sağlıksız olduğunu düşündüğümüz gıdaları hepimiz yiyebiliriz. Ama bugün şu an onu yedikten sonra direkt olarak dönüp diyetime, yani aslında benim için sağlıklı beslenmeye olduğu gibi devam ediyorum. Kaldığım yerden ne yemem gerekiyorsa telafi etmeden, bedenime eziyet etmeden ve kendimi suçlamadan bu şekilde yemeye devam ediyorum. Yani bunu yaptım diye bunun böyle aylarca beni etkileyen bir karar olmasına, beni daha da sağlıksız gıdalara yönlendirmesine ve bir ay sonra belki 5 kilo almama sebep olmasına izin vermiyorum burada yaptığım şeyi. Bence dediğim gibi en temel yaptığım şeylerden bir tanesi de kaldığım yerden devam edememek oldu. O yüzden siz de lütfen böyle bakın. Bugün hata yaptığınızı düşündüğünüz bir anda lütfen o hatanın anlık olduğunu, orada kalacağını ve sizin beslenme sistemlerinize olduğunuz gibi devam edecek özgürlükte olduğunuzun farkına varın. Yani kimse sizi o gıdayı yediğiniz diye başka sağlıksız gıdalar yemeye zorlamıyor. Lütfen böyle bakın. Böylece benim yaptığım hatayı yaparak kilo almanızı engellemiş olabilirsiniz belki. Yine kilo verdikten sonra almamdaki temel hataların başında gelen şey de her şeyi bir anda bırakmak. Yani zaten diyetleri bir bitiş tarihi olan ve bana eziyet eden şeyler olarak görüyordum. Yani hiçbir zaman ömür boyunca bu şekilde besleneceğim, bu benim için sağlıklı beslenme felsefesine ulaşamadığım için 6 ay boyunca delilerce diyet yapıp her gün spor yaptıktan sonra 7. ayın 1. gününde her şeyi olduğu gibi bırakıyordum. Bu işte az önce size anlattığım ya hep ya hiç felsefesinin ürünlerinden bir tanesi. Ben her şeyi ya mükemmel yapabilirim ya da asla yapmam gibi bir kafaya ermiştim nedense. Ve bu benim ciddi derecede diyetimi sabote eden inanışlarımdan bir tanesiydi. Başka bir tanesi de aşırı mükemmeliyetçi olmak. Yani şöyle, mesela diyelim ki ben bir diyetle 63 kiloya ulaştım ve bedenim dirençle 63 kiloda olmak istediğini bana anlatmaya çalışıyor ama ben kendimi yine aç bırakarak o 58 kilo hedefine doğru koşmak istiyorum. Tabii ki bu inançla, mükemmeliyetçilik inancıyla yaptığım şey asla bana yetmediği gibi kafamda hep başarısız oldum inancı oluyor ve verdiğim 35 kiloyu görmeyip veremediğim 5 kiloya o kadar takılıyorum ki bu mükemmeliyetçilik beni bir noktada sabote etmeye başlıyor ve zaten başarısızsın, zaten yapamadın duygusuyla ben
koşup yiyeceklere saldırıyordum. Dolayısıyla özetlemem gerekirse iki şey daha sayabilirim. Bir tanesi ya hep ya hiç mantığı, yani ya sporu her gün yaparım ya hiçbir zaman yapmam. Bir diğeri de mükemmeliyetçilik, yani zaten başarılı olamadım o yüzden olduğu gibi bırakayım inanışı. Başka bir bana çok ciddi derecede zarar verdiğini düşündüğüm şey de insanların fikirlerinden inanılmaz derecede çok fazla etkilenmek oldu. Yani diyelim ki reg dönemim sebebiyle ya da zaten sadece kilo aldığım için birisi bana birazcık kilomu aldın dedi. Bu benim yıkıldığım an oluyordu her zaman ve bu sözden sonra yemek yemeyi tamamen bırakarak belki 3 gün boyunca yine kendimi açlığa mahkum ediyordum ve dolayısıyla bu benim açlık hormonumu yükseklere taşıyıp çok daha fazla yemek yememle sonuçlanıyordu ve bu girdiğim kısır döngüyü tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Mutsuzluk, yemek yemek, yemek yemek, mutsuzluk ve bu döngü devam ettikçe ben bu 35 kilonun girdabında gidip geldim ve yıllar boyunca kilo al, kilo ver, 10 kilo al, 10 kilo ver, 5 kilo al, 5 kilo ver, hatta 35 kilo al, 35 kilo ver şeklinde bir girdap içerisinde gidip geldiğimi rahatlıkla söyleyebilirim size. Peki, şimdi buraya kadar bütün anılarımı dinlediniz. Buradan sonra bu sonuncu kilo vermemde ne değişti ya da ben neyin değiştiğini umuyorum size onu anlatayım. Şimdi bu son kilo verişimle ilgili temelde iki tane şeyi gerçekten kökünden değiştirdim. Birincisi artık diyet yapmıyorum. Yaşadığım şey bir diyet sistemi, sonu olan, sonu gelecek olan, kısıtlanmış gıdaların var olduğu bir diyet mantığı değil. Benim şu anda içinde bulunduğum sistem, ömür boyunca sürdürmeyi hedeflediğim bir sağlıklı beslenme düzeni. Bunun içerisinde sağlıklı gıdaları seçmek, %90 sağlıklı, %10 belki sevdiğim gıdaları içeren bir sistem oluşturmak var. Bunun içerisinde aralıklı orucu devam ettirmek var çünkü benim vücudum için çok işe yaradığını düşündüğüm bir sistem. Ayrıca bunun içerisinde ortalama miktarda spor, yani benim için 3-4 gün birer saatlik yürüme sayılabilir ve çok miktarda iyi kalitede su içmek var. Baktığınızda bu sistem şu anda gayet makul, mantıklı ve ben de işe yaradığını düşündüğüm sistem. İkinci değiştirdiğim şey, bence bu çok çok daha önemli, beyin yapımı olduğu gibi değiştirdim. Birincisi, ya hep ya hiç diye bir mantık artık hayatımda yok. Bugün az önce size anlattığım gibi, herhangi sağlığıma uygun olmadığını düşündüğüm bir maddeyi yediğim zaman kaldığım yerden hayatıma devam ediyorum. İkincisi, mükemmel olmayı beklemekten tamamen vazgeçtim. Mükemmellik diye bir kavram yok. Mükemmel vücutlar, mükemmel bacaklar yok. Var olan vücudumuz var ve daha iyiye doğru yönlenebiliriz, evet. Ama mükemmele ulaşmak bayağı boşa bir çaba, bunu fark ettim. Ve gerçekten bu aydınlanmama sebep olan şey. Olduğu kadarıyla iyiyim, yapabildiğimin en iyisini, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve bu benim için yeterli mantığıyla hareket etmek, bugün gerçekten olduğum, dönüştüğüm insana dönüşmemi sağlayan şey oldu. Ve son olarak söyleyebileceğim şey, en başta yaptığım hataları artık yapmıyorum. Yani gerçeklerle yüzleşmekten, 3 kilo almaktan, 5 kilo almaktan korkmuyorum. Çünkü bunu fark ettiğim zaman, bununla ilgili aksiyon alabilecek güce sahip olduğumu farkındayım. Yani artık tartıda artı 3 kilo görmek beni o kadar korkutmuyor. Çünkü insan olduğumun, bunun hayat olduğunun, böyle şeylerin olabileceğini ve hızlıca önlem alabilmenin de bunu engellemekteki en temel güç olduğunun farkına vardım. Yani şöyle düşünün, kıyafetlerim sıkılaşmaya başladığında kilo aldığımı anlıyorum ve moralimi bozmuyor, tartılıyorum ve tartıda pozitif bir artış görüyorum ve daha sağlıklı gıdalardan kendi hareketimi arttırarak vücudumun bu kiloyu kendi istediği sürede vermesine olanak tanıyorum. Yani aslında bir temel şey daha söylemek istiyorum size. Bedenimin bilgeliğine güvenmeye başladım. Kendi vücudumun bir ayda 10 kilo vermek için zorlamaktan vazgeçmek de bence bu yolda bana destek olan önemli şeylerden bir tanesi oldu. Bu videoyu çekmemin amacı bu yolda kendi yaptığım hataları size göstermek. Eğer siz de bu hataları yaptıysanız yalnız olmadığınızı göstermeye çalışmak oldu. Umarım benim hatalarımdan ders alıp siz de bu yolda yürürken bu hataları yapmamayı deneyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın, olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin. Hataların insanlar için olduğunu, yapıldığını, kiloların alındığını, verildiğini ve kendinize çok fazla strese sokmamanız gerektiğini farkında olun, olur mu? Hoşça kalın.